Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la birlikteyiz inşallah. Muhterem hocam, hürmetli hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Nasılsınız muhterem hocam? Hamdeder, şükrederiz. Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Allah'a hamd ve şükürler olsun inşallah muhterem hocam. Uygun görürseniz bugünkü konumuz şükür ve küfür. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'e göre şükredenler kimlerdir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre şükredenler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala hem Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesi hem de Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde bu sonucu bize veriyor. Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde "Enne hedeynâhu sebîle imma şâkiren ve imma kefûren." Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükredenlerden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfredenlerden olur. O zaman açık ortada Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar küfredenlerdir. Allah Teala Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde de وَاِنْ تَكْفِرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَن۪ينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْدَى لِيْبَادِ الْكُفْرِ Eğer küfür ederseniz Allah küfrünüze müstahanidir ama küfreden kullarından Allah razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا Eğer şükrederseniz يَرْدَى لَكُمْ Allah şükrünüzden dolayı sizden razıdır. لَا تَزِرُوا وَزِرَةً وُزْرَ اُخُرَى Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Sümme ila rabbikum merciukum. Sonra bize geleceksiniz. Ve yunebikum ma kuntum ta'melun. Yaptıklarınızı Allah Teala size haber verecek. Ennehu alimu mizati sudur. Allah kalpte olanları en iyi bilendir. O zaman bu iki ayet-i kerimeye göre şükredenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah küfredenlerden razı değil, şükredenlerden razıdır. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Başlangıç noktasında tüm insanların küfürde olduğu doğru mudur? Evet. Başlangıç noktasında bütün insanlar 10 tane negatif özelliğin sahibidirler. Çünkü Allah Teala Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu ahrecekum min butun ummahatikum sizi Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Sizi işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassası sahibi kıldı. Umulur ki şükredersiniz. Burada da bir kere daha sonuca ulaşıyoruz. Şükredebilmemiz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin işitme hassası, aşağı Allah'a ulaşmayı dileyenlerin görme hassası, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin idrak etme hassasına sahip olduğunu görüyoruz. Ama eğer kişi şükredenlerden değilse, o zaman işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassası kapalı. İşte şimdi hemen küfredenlerden bir misal vermek istiyoruz. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِيَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا Kalpleri var fakat etmezler. Yani idrak etme hassası kapalı. لَهَمْ عَيُونٌ لَا يُبْسُرْنَ بِهَا Gözleri var görmezler. Görme hastaları da kapalı. لَهَمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا
işitme hastaları da kapadı. Ulakikel enhami beleddelehum. Öyleyse Allah Teala bu sistemlerin kapalı olması küfredenlerden olduklarını kesin gösteriyor. Eğer şükredenlerden olmuş olsalardı, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Dilemediklerine göre küfredenler, küfredenlerde bu hasalar kapalı, uzuvlar kapalı. Ama şükredenlerde Allah-u Teala açıyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İnsanların şükredenlerden ya da küfredenlerden olması kendi seçimleri midir? Bir daha tekrar eder misin? İnsanların şükredenlerden ya da küfredenlerden olması kendi seçimleri midir? Yani tabii ki çok önemli, çünkü eğer küfredenlerden birisi ise bu dünyada huzur ve mutluluğu tatması mümkün değil. Ölüm sonrası hayatta da gideceği yer sonsuz bir cehennem azabı. Ama şükredenlerdense o zaman Allah Teala o şükretmenin mükafatını ona veriyor. Zümer suresinin 65 ve 66. ayetlerinde şöyle buyuruyor: لَقَدْ اُحُيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider, hüsrana düşenlerden olursun. Zümer 66: بَلِلَّهِ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. O zaman bir kere daha da görüyoruz, şükredenlerin, Allah'a kul olanlar, küfredenlerin de şeytana kul olanlar olduğunu görüyoruz. Hemen o ayet-i kerimelere bakalım. 10 tane negatif özellik. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Yunus 7'ye göre ayetlerden gafil ve Nahl 78'e göre de hasaları engelli. O kişinin şirkte olması sebebiyle ameli boşa gider, Zümer 65. Ameli boşa gider hüsranda. Hüsranda olduğu için de gideceği yer cehennem. Ve şirkte, küfürde, delalette şeytanın kulu ve dostu, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil. 10 tane negatif özellik. Şimdi bir kere daha bakalım. Şükretmesi önemli mi kendisi için? Evet, önemli. Şükredenlerin mükafata hem bu dünyada ulaşacağı hem de ölüm sonrası hayatta cennetin sahibi olacağını ayet-i kerimeler bize kesin olarak söylüyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Şükreden herkes Allah'a kul olur mu? Şükreden herkes Allah'a kul olur. Çünkü ayet-i kerime bir kere daha hemen gösterelim. Zümer 65 ve Zümer 66. Fe'abud, Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Öyleyse şükredenlerin kesinlikle Allah'a kul olanlar olduğu görüyoruz. Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz, burası şükür. Ve İyâke nestaîn, istaneyi sadece senden isteriz. Edine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakimin ulaştır. Öyleyse Fatiha'nın bu kısmı şükrü ifade ediyor. Diğer bir kısım var ki yukarıda, o da hamdi ifade ediyor. Yani şükür ve hamd Fatiha'da özetlenmiş durumda. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İnsanların fırkalara ayrılmasının sebebi küfürde olmaları mıdır? İnsanların fırkalara ayrılmasının sebebi evet küfürde olmaları. Çünkü Sebe suresinin 20 ve
En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Sebe 20'de لَقَدْ سَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اُلَى فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka hariç, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, hepsi şeytana tabi oldular. Allah'a ulaşmayı dileyenler, şükredenler, mümin olanlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar küfredenler. Hepsi şeytana tabi oluyorlar. En'am 153'te ise ve enne hâzâ sirât-ı müstakîm. Yani şükredenlerin üzerinde bulunduğu yol sirât-ı müstakîm. Fetebi'ûhu, ona tabi olun. Ve lâ tettebi'û sübûle fetefarâkû bikum an sebîlihi. Sakın sizi sirât-ı müstakimden, şükredenlerin yolundan ayıran bir yola tabi olmayın. O zaman sırat-ı müstakimden sapanların hepsi küfredenlerdir. Sırat-ı müstakim üzerinde olanların hepsi şükredenlerdendir. Dolayısıyla bu açıdan olaya bakıldığı zaman evet gerçekten küfredenler onlar sırat-ı müstakimden sapanlardır. Şükredenler onlar sırat-ı müstakimde olanlardır. Zaten iblisin de hedefi bu. Arap suresinin 16 ve 17. ayet-i kerimesinde senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani şeytanın hedefi insanları şükürden alıkoymak. Şükredenler sırat-ı müstakimde olanlar, küfredenler sırat-ı müstakimden sapanlar. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın demek suretiyle onların çoğunu ben sırat-ı müstakimden saptıracağım buyuruyor. Demiş oluyor. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Allah'ın indirdiklerine ve Resullere inanmayan, Allah'ın nimetini şükretmeyenler midir? Evet. Allah'ın indirdiklerine ve Resullere inanmayanlar, onlar şükretmeyenlerdir. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Gerçekten Allah-u Teala hep Allah'ın indirdiğine ve Resullerin söylediklerine tabi olmamızı buyuruyor. Bakara 170'te olsun, Maide suresinin 104. ayet-i kerimesinde olsun. وَاِذَا قِيلَ لَمْ تَعَلَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولُ Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin dediğimizde قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا بَعَنَا Babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kâfi. Şimdi اِذَا قِيلَ لَمْ تَعَلَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaat edin, gelin denildiğinde babalarımızı üzerinde bulunduğumuz şey din bize yeter. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Öyleyse dinin iki kaynağı var. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de Allah'ın Resulü. Yani nasıl Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim Allah'ın kitabı, sünnetim diyorsa her ikisine de birinci kaynak Kur'an-ı Kerim. O zaman Allah'ın indirdiklerine ve Resul'e uymayanlar, onlar şükretmeyenler, onlar küfür edenlerdir. Bakara 179'da da aynı şeyi söylüyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبْعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiklerine gelin tabi olun dediğimizde قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَانَا Babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. وَلَوْ كَانَ اَبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٍ وَلَا يَهْتَدُونَ Babaları akletmiyor ve hidayette değilse de mi? Evet, o zaman Allah'ın indirdiğine ve Resul'ün söylediklerine inanmayanlar, onlar küfredenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Şükreden ve küfreden kişiyi bekleyen sonuçlar nelerdir?
Küfreden kişiler 10 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gidecekleri yer cehennem. Şükredenler, onlar kesinlikle mükafata ehil olanlardır. Allah-u Teala mutlaka onları mükafatlandıracaktır. Küfredenlerin 12 tane negatif özelliğine karşılık, şükredenlerin 12 tane pozitif özelliği vardır. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَشْكُرُوا İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetimi arttırırım. وَاِنْ كَفَرْتُمْ اَنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Öyleyse şükredenleri bekleyen mükafat, küfredenleri bekleyen sonuç azap söz konusu. Yani kim küfrederse bu dünyada huzursuz ve mutsuz, kim şükrederse bu dünyada huzur, ölüm sonrası hayata da cennet söz konusu. Öyleyse şükredenleri bekleyen mükafat, küfredenleri bekleyen azap söz konusu. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Allah insanlara kendisine daha çok şükretmesi için olaylar mı yaşatır? Evet, aslında her olay kesinlikle daha fazla şükrümüzü gerçekleştirmek içindir. Allah Teala Nisa suresinin 147. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ Eğer şükrederseniz Allah size azap etmez. Eğer şükrederseniz, amin olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir. Öyleyse şükredenler için bir azap söz konusu değil. Allah Teala En'am suresinin 53. ayet-i kerimesinde كَذَٰلِكَ فَتَنَ بَعْدُمْ لِبَعْدٍ يَكُولُ هَا اُولَٰي مَنَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَلَمِ الشَّاكِرِينَ Aramızda Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilendir. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Şükrün edasıyla zikir arasındaki ilişki nedir? Yani zikredenler şükürlerini eda edenlerdir. Gerçekten de En'am suresinin 51. ayet, 152. ayet-i kerimesinde فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Bakara suresinin En'am 51 değil. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesi. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin ve bana beni inkar etmeyin. Öyleyse şükür, zikir ile şükür arasında %100 bir paralellik var. Küfürle zikirsizlik arasında. Yani kişi küfürdeyse o kişi zikir yapmıyordur. Kişi şükreden birisi ise şükredenlerin olduğunu beyan eden alamet-i farika zikirdir. Öyleyse zikredenlerin hepsi şükredenlerdir. Zikretmeyenlerin hepsi de küfredenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim'e göre şükredenlerin sırat-ı müstakimin üzerinde olduğunu görüyoruz. Sırat-ı müstakim üzerinde olmak neyi ifade eder? Sırat-ı müstakim üzerinde olmak gerçekten şükredenlerdir. Sırat-ı müstakim üzerinde olmak, sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Sırat-ı müstakimde olmak birçok Allah-u Teala'dan bize ulaşan güzelliklerin sahibi olmaktır. Zaten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir fırka hariç 72'si küfürde. Sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü
o kurtuluşa alınışı fırkanın adı ne? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne ya Allah Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olmanın önemi ne? Sırat-ı müstakimde olanlar, onlar kurtuluşta olanlardır. Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabiyetini gerçekleştirenlerdir. Nitekim Allah Resulü Fırka-i Naciye'den bahsederken, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben, Resulullah mürşid ve sizin gibi. Onlar da mürşide tabi olanlar. Öyleyse her devirde sırat-ı müstakimde olanlar Allah'ın nimetlendirdiği kullardır. Allah'ın nimetlendirdiği kullar da kesinlikle mürşitlerine tabi olanlardır. Tek fırkayı oluşturanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Uygun görürseniz izleyicilerimizin suallerine geçiyorum inşallah. İstanbul'dan Efkan Mehmetoğlu. Muhterem hocam, hasretle hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Zümer suresinin 45. ayetine göre ahirete iman etmeyenler, dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zikir sohbetinden hoşlanmazlar diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Çünkü ayet-i kerime zaten bunu söylüyor. Ve izâ zükürallâhu vahdehu şemzet kulubüllezîne lâ yumne bil âhire. Yani ahirette iman etmeyenlerin kalbi nefretle ürperir. Ama Allah'tan başka zikredildiği zaman onlar sevinirler. Şimdi İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesine bakalım. فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ بِالْآخِرَةِ Seninle ahirette iman etmeyenin arasına hicabın mestüre koyurum. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِمْ اَكِنَةً اَنْ يَفْقَهُ وَفِي عَزَانِمْ وَخْرَى اِذَا زَكَرْتَ فِي رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ Sen Rabbini vahid olarak kıraat ettiğin zaman وَلَوْ عَلَى عَدِبَارِمْ نُفُورَ Nefretle senden arkalarını dönerler, uzaklaşırlar. Şimdi İsra 45'te ve 46'da Kur'an-ı Kerim kendilerine kıraat edildiği zamanki kıraat eden burada Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kıraat edenle onu dinleyenler, belki bu ayet-i kerimeyi de getirelim hemen. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesi. فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ بِالْاَخِذِي Ahirette iman etmeyenlerle senin arana baş gözlerine icabın mesure, kalplerine ekinet ve kulaklarına vakra koyarım. İşte burada وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِنَ اِلَيْكَ Seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere biraz önce o ne dedi? Niçin biraz önce o ne dedi? Çünkü bunlar ahirete iman etmiyorlar. Ahirete iman etmeyince Allah-u Teala da baş gözlerine icabın mesure, kalplerine ekinet, kulaklarına vakrayı koyuyor. Sağır dilsiz kör olan bu insanlar اِذَا زَكَرْتَ فِي رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ Rabbini vahid olarak zikrettiğin zaman وَلَوْ عَلَى عَدِبَارِمْ نُفُورَ نَفْرَتْ de senden uzaklaşırlar. Ayet-i Kerime de zaten bunu söylüyor. Biraz önce o ne dedi? O ne dedi diyenler kimler? Gözlerinde hicabın müstire olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalbinde ekinet olanlar. Onlar sağır dilsiz ve kör oldukları için Resul'ün söylediklerini hiçbir zaman idrak etmiyorlar. Zaten ayet-i kerimede de Allah onu söylüyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ تَبْعَ اللّٰهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ Allah onların kalbine tabi etmiş. وَاتَّبُوا اَوَّاهُمْ Onlar hevalarına tabidirler. Dolayısıyla gördüğümüz o ki Zümer 45'teki insanlar İsra 45-46'daki özelliklere sahipler ve Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde sohbeti dinlemelerine rağmen biraz önce o ne dedi?
Bu sebeple diyoruz ki iki tür insan cehenneme gidiyor. Anlamadan dinleyenler. İşte dinlemişler fakat anlamamışlar. Bu ayetler net olarak onu ispat ediyor. Bir de dinlemeden anlayanlar var. Onlar da başkalarını yoldan saptıranlardır. Her iki grubun gideceği yer cehennemdir. Zümer 45, Allah Teala bu iki gruptan bahsediyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Ankara'dan Saime Hanım. Muhterem hocam, ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyoruz sizi, çok ama çok seviyoruz. Muhterem hocam, Akşemseddin Hazretleri için biz senelerdir buradayız ama bu köse geleli 2-3 sene oldu ama hepimizi geçti diyorlar. Akşemseddin Hazretleri'nin bu kadar kısa sürede hedeflere ulaşmasının arkasında yatan nedir? Mürşidin söylediklerini akıl süzgecinden geçirmeden harfiyen semeyne ve atana diyerek itaat etmesidir. İki tür insan var tasavvufta. Bir, mürşidin söylediklerini hiç düşünce süzgecinden geçirmeden %100 itaat ederek yerine getiren. İki, mürşidin söylediklerini düşünce süzgecinden geçirdikten sonra kendisine göre yorumlayıp yerine getiren. İkisinin arasında fark var. Gaye, herkesin söylediği gibi teslimiyet, bir ölünün ölü yıkıcısına teslim olduğu gibi teslim olmak. Dolayısıyla burada ölen bir insanı imam 100 derecedeki sıcak suya yıkarsa o yıkanılan kişinin gıkı çıkar mı? Niye bu kadar sıcak suyu bana döküyorsun diye. Hiçbir zaman çıkmaz ve sadece imamın da gayesi nedir onu? O suyla temizlemek ve defnetmek. İşte bu iki özellik birbiriyle %100 uyuşuyor. Dolayısıyla Akşemseddin'i diğerlerinden ayıran özellik bu. Tabii Akşemseddin de daha evvel o dergaha gelmişti. Fakat Hacı Bayram Veli'nin çiftçi kılığındaki o durumunu görünce bundan bana ne köy olur ne kasaba. Ben başka kendime mürşid arıyorum. İşte o zamanın standartları içinde Konya'ya gidiyor. Ama Konya'da başka mürşitlerin sohbetine katıldığı zaman enteresan bir rüya görüyor. Rüyada bir tasma boynunda, ipin ucu da Hacı Bayram Veli'nin elinde. Halbuki o dergâhtan ayrılmıştı kendine mürşit almak üzere. Ama Allah-u Teala bu olayı görünce, gösterince o zaman Akşemseddin tasavvufta olmak dış bir kıyafetle değil, tamamen bir kalp işi olduğunu idrak ediyor ve nereyse gidersek gidelim bizim tasmamız Hacı Bayram Veli'nin elinde ve geliyor, çok bir imtihandan geçiyor. Müritleriyle birlikte herkes yemek yerken tam yemek vaktinde geliyor ve onu yemeğe çağırmıyorlar. Herkes yemeğini yedikten sonra o artıkları da oradaki hayvanata vermek üzere topluyorlar, veriyorlar. Ama Akşemseddin gurur yapmıyor ve gidiyor onların hayvanlara verdiklerinden de onlarla beraber oturuyor. O da nasibini oradan alıyor. İşte bu alçak gönlünü sergileyen Akşemseddin, Hacı Bayram Veli onu burada görünce gel diyor, artık sen gönlümüze girdin ve o şekilde dergaha yeniden alıyor. Bu güzelliklerle onu yetiştiriyor ve Fatiha mürşit kılıyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, muhterem hocam sizi çok seviyoruz. Sizi izlerken çok mutlu oluyorum. Muhterem hocam, bugün rahatsızlandım, iradem dışı istifra ettim. İstifra etmek orucu bozar mı? Hayır, sizin dışınızda bir sebeple siz istifra ettiğiniz zaman orucunuz bozulmaz. Bilmeden bir şey yerseniz orucunuz bozulmaz. Tam tersi, niyet etmenize rağmen ben oruç tutmuyorum diye bir karar verirseniz
O zaman orucunuz bozulur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Ekrem Koç'un bize ulaştırdığı görüntülü bir sual. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Muhterem hocam, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. İzninizle sualimi arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, Tövbe 32, 33 ve Saf 8 ayetlerini bizlere açıklar mısınız ve günümüzle bir alakası var mıdır? Muhterem hocam, Efendimiz'in nimetiyle tüm kardeşlerimiz için çok kıymetli dualarınızı talep ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Ekrem kardeşimiz, biz de seni çok ama çok seviyoruz. Şahsında bütün kardeşlerimize mutluluklar diliyorum Efendimiz'in nimetiyle. Tövbe suresinin 32 ve 33. ayet-i kerimeleri, Saf suresinin 8-9-10. ayet-i kerimelerinin açıklanması. Bu iki ayet-i kerime grubu, çağımız Hidayet Çağı, Hidayet Çağı'nın önderi Devrin İmamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'la alakalı ayetler, yani onu açıklayan ayetleri ifade ediyor. Tövbe 32'de Allah Teala yuridune en yutfu nurullahi bi efvahim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Ve yeballahu ila en yutime nurehu ve lev kerihel kafirun. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Şimdi bu kafirler kimler? Nisa suresinin 167, 168, 169. Bu kafirler, bakın ağızlarıyla Allah'ın nurunu nasıl söndürüyorlar. Ennellezine keferu ve seddu an sebilillahi. Bu kafirler küfürdedirler. Kimdir küfürde olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yetmez ve seddu an sebilillahi ve insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kaddelü delalen beide. Onlar uzak bir delalet içerisinde. İnnellezine keferu ve zelemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunullahu liyaghfir lehum. Allah onları asla mağfiret etmez. Ve la yatihim tarike. Tarike müstakim ulaştırmaz. İlla tarike cehenneme. Halidine afiyabede. İşte bir kere daha Tövbe suresinin 32. ayet-i kerimesinde o kafirler ki ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Kafirler istemese de, ki istemeyen kafirler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olanlar. Bunlar ne diyorlar? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Böyle bir yanlış öğretiyi, bidatleri insanlara Allah'ın katından vahiymiş gibi lanse ederek onlara zulmediyorlar. Onları Allah yoluna saptırıyorlar. Ağızlarıyla Allah'ın nuru söndürmeye çalışıyorlar. Ama Allah Teala Tövbe 33'te ne diyor? Tövbe 33'te Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakki. O Allah ki Resulünü hidayetle ve hak dinle. Şimdi hidayetle ve hak dinle dediği zaman hemen ne anlamamız lazım? Üç tane mukaddes kitap. Tevrat, Maide 44'te hidayet ve nurdur. İncil, Maide 46'da hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim, Şura 52'de hidayet ve nurdur. Öyleyse dikkatle bakın, bütün kutsal kitapların muhtevası hidayet ve nur, hidayet ve nur, hidayet ve nur. Allah Resulü'nü neyle gönderiyor? Hidayetle ve hak dinle. Yani dört tane teslimle. Hidayetle ve hak dinle. Dört tane teslimle. Hidayet ne? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bu nuru söndürenler ne diyor? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. O zaman dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diyenler hidayeti gizleyenlerdir. Allah Teala asla onlara iltifat etmiyor. Kur'an-ı Kerim Maide 44, Tevrat, Hidayet ve Nur. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Tevrat bunu söylüyor. İncil bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama bu kafirler ne diyorlar? Hayır. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür.
Ancak ölümle insanın alavşır, dünya etine ruhun alavşması yok. Yani hidayeti gizliyorlar, hidayeti ketmediyorlar, hidayeti tamamen din tatbikatından çıkartıyorlar. Maide 46'da da aynı şekilde. Hidayet ve nur olmasına rağmen onlar için durum aynı. Kur'an-ı Kerim Şura 52'de hidayet ve nur olmasına rağmen din tatbikatından hidayeti çıkartıyorlar. Allah-u Teala da Resulünü hidayetle, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıyla ve hak dinle, hak din ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Şimdi Evliya Sultan Peygamber Efendimiz bakın ne diyor. قَالَمَا لَا اِمَانَ لِي مَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ Emanete riayet etmenin imanı yok. Emanete riayet ruhun talebine uymaktır. İmanı yok. Yani hidayet yoksa iman yok. وَلَا دِينَ لِي مَنْ لَا اَحْتَ لَهُ Ama ahde vefa etmenin de dini yok. Allah-u Teala Resulü'nü hidayetle, emanete riayet etmekle ve hak dinle ahde vefa etmekle gönderiyor. Resulün vazifesi emanete riayet ve hak dini yaşamak. Ama bu uzak delalete olanlar, kafirler, kendileri emanete riayet etmiyorlar, ahde vefa etmiyorlar ve insanları da bu yolda teciz ediyorlar. İşte Tövbe suresinin 32-33. Ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ama Allah Teala da Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderiyor. O müşrikler istemese de. Huvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dînil hakkı lisûre alâ dîni kulli. Dinin tamamını isaret etmek üzere ve lev kerihel müşrikûn. Müşrikler istemese de. Müşrikler kimler? Müşrikler hidayeti istemeyenler. Hanif olmak kalpten Allah'a ulaşma dileğini sahibi olmak demektir. Şirk içinde olmak kalpten Allah'a ulaşmayı dilememektir. Öyleyse o müşrikler istemese de deyin zaman ne anlıyoruz? O kalpten ulaşmayı dilemeyenler istemese de. Şimdi birinci ayet-i kerime grubu Tövbe 32 uzak delalette olanları bize haber veriyor. Bu uzak delalette olanlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenlerdir. Deccalünlerdir. Asıl deccalden ziyade imam şeklindeki deccallerden korkuyorum size diyor. Diliyle alim ama kalbiyle cahil. Öbür taraftan seçilenler arasında da kesinlikle seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen şirkte olanlar var. Onlar da kesinlikle müşriklerdir. Hanif dininin standartlarını yaşamayan insanlardır. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Yedi grup haniflikle ilgili ayetlere baktığımız zaman hanif olarak vecini Allah'a teslim etmek ve sonunda ben müşriklerden değilim. Yedi safa hanif olmak. Bakın Kur'an ayetlerine baktığımız zaman ayetlerin sonunda kesinlikle ben müşriklerden değilim. Ben müşriklerden değilim. Ben müşriklerden değilim. Hep ben müşriklerden değilim. Müşriklerden değilim diyenler, onlar kalpten ulaşmayı dileyenlerdir. Şirk içinde olanlar, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, dua etmek kaderi değiştirir mi? Sevgili kardeşim, kader değişmez. Ama Allah Teala da bize bir cüz-i irade vermiş. Ve buyuruyor ki duanız olmasa Rabbinizin katında ne değeriniz var? İşte Furkan suresinin 76. 77. ayet-i kerimesi. 77. ayet-i kerimesi. Kul ma yeb'abikum Rabbi levla en duaikum. Fakat kezeptüm feysevfe yekunle izama. Rabbin dualarınız olmasa sizden değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak. Yani Allah Teala bizi dua eden bir mahluk olarak yaratmış. Dua ibadetin özüdür. Duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var?
elbette dua edeceğiz. Bakara 186 İza se'aleke ibadi anni fenni qaribun ucubu davati daizadani felyestecibuli vel yuminu billa'lem yerşidun. Öyleyse irşada ulaşma noktasında ki 7 safa irşat var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu 7 safanın 7'sine ulaşmak dua iledir. Allah Teala açıkça ifade ediyor. Onlar benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar. Bu davete icabet birinci safayı, mümin olsunlar ikinci safayı, ruh teslimini yapsınlar üçüncü safa, fizik vücut teslimini yapsınlar dördüncü safa, nefs teslimini yapsın beşinci safa, ihlasa ulaşsın altıncı safa ve iradeyi teslim etsin yedinci safa ve irşat. Allah razı olsun. Allah sana razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz muhterem hocam, kurtuluş bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Hazreti Ali'nin bu sözünü açıklar mısınız? Kurtuluş bir noktaydı, cahiller de çoğalttı. Biz bunu ilim ola, ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Gerçekten de bu ilmin bir nokta olması Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَوْلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَوَاتَ وَلَرْدَ كَانَتَ رَتْقًا. İnkar eden kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmedi mi? Yani tek nokta olduğunu görmedi mi? Sonra biz onların arasını ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Şimdi gerçekten de tek noktadan başlayan bir yaratılış zinciri, bütün bunlar hep Allah'ın ilmini ifade ediyor. Ama cahiller çoğaltı noktasından şunu anlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim'in dışında Kur'an-ı Kerim'e uymayan birçok zanların devreye girmesiyle, ki bu zanları da insanların önüne koyanlar, bunlar cahillerdir. Kur'an-ı Kerim'i üç grup insan olarak şöyle tarif edebiliriz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. İlim bir noktaydı'dan murat, kesinlikle ilmin sahibi Allah'ın mürşididir. İlim verilen kişi de mürşidin ona ilim verdiği zaman ilmi alan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Cahiller de bu ilmi alamayanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz muhterem hocam, yaptığım iş gereği zikrimi zamanla yapmam gerekiyor. Ama sanki tam sayıya ulaşamadım gibi hissediyorum. Bu konuda nasıl yapmam uygun olur? Allah razı olsun. Bir daha söylersin. Muhterem hocam, yaptığım iş gereği zikrimi zamanla yapmam gerekiyor. Ama sanki tam sayıya ulaşamadığımı hissediyorum. Bu konuda nasıl yapmam uygun olur? Yani ulaşman ve yapman gereken sayıda zikir yapamıyorsan, böyle bir hissin varsa, o zaman zikrini arttır. Baktın daha da var, zikrini arttır. Çünkü her halükarda Allah'ın bizden istediği az zikir, çok zikir, çok çok zikir ve daimi zikir. Öyleyse eğer iş dünyamızda böyle bir az zikir veya zikirsizlik gibi bir fikir oluşuyorsa, cevabı çok basit. Zikrimizi arttırmamız lazım. Zikrin artışının da mutlaka dayanak noktası hizmettir. Hizmetimizi arttırmamız için de iştiyak Resul'ün sohbetlerini dinlemektir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz muhterem hocam, hasta olduğum için namazların farzını kılıp çekebildiğim kadar zikir çekiyorum. Ama zikir yapmakta zorlanıyorum. Zikirlerim azaldı, cezbem vardı. Şu an cezbem yok. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Tövbeni tazele ve öyle bir azim
karar al ki evet bir daha asla böyle bir zikir azalmasının içerisine girmeyeceğim. Devamlı olarak kardeşlerimizle hizmetlerde, sohbetlerde bir gayretin içinde olacağım. Allah Teala sen Allah için olduğun takdirde Allah da senin için. Vallensel insan ilamasa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sayını artırırsan mükafatlara ehil olursun inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bursa'dan Hüseyin Ermiş'in bize ulaştırdığı görüntülü bir soru inşallah. İnşallah. Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cafer hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İnşallah uygun görürseniz sorumu arz etmek istiyorum sevgili Cafer hocam. Nahl suresinin 1-2, Müminin 15, Nebi 38-39 kere ayeti kerimeleri arasında illiyet bağlantısı var mı? İnşallah değerli açıklamalarınızı diliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Biz de sizi çok seviyoruz. Nahl suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi Mümin 15 ve Nebe 38-39 hepsi aynı noktaya işaret ediyor. Nahl suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَجِيلُ Allah'ın emri geldi, acele etme. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرُكُونَ Allah şirk koşulan şeylerden yücedir. İkinci ayet-i kerime يُنَزُّلُ الْمَلَائِكَةِ بِالرُّحُ اَمْرِي عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْزُرُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا وَاَنَّ فَتَّكُونَ Allah-u Teala kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri ve emrinden bir ruh ile beraber indirir. Bu melekler arşı tutan meleklerdir. Ruh da devrin imamının ruhudur. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Allah-u Teala arşı tutan meleklerle devrin imamını özellikle bu bilgiyle mücehaz kılıyor ve insanları inzar ediyor. Allah'a davet ediyor. Benden başka ilah yoktur. Yani takva sahibi olun. Mümin 15'te Rafi derecatun zul arşi yulkur ruhu min emri ala men yeşâ min ibâdi. Dereceli yükselten arşın sahibi Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. İşte yine arşı tutan melekler, yine devrin imamının ruhu. Ve yünzere yevmet talak, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Nebe 38'de ise yevme yukumur ruhu vel melâiketu sefalâ yetekellemûne. Yani ister Nebe 38 olsun, ister Nahl suresinin 2. ayet-i kerimesi, ister Mumin 15, hepsinde arşı tutan melekler ve devrin imamı o kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et, bu noktadan itibaren senin üzerinde nöbeti ben devralıyorum demiş oluyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Dolayısıyla bir iyiyat rabıtası var. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun inşallah. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, zikrimizi yükseltmek için ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, zikri yükseltmek için mutlaka Efendimizin sohbetlerini iştiyakla dinlememiz gerekir. Allah'ın nurları var. Bu nurlardan bir tanesi de feyz. Feyz nurunun alınması ancak Efendimizin sohbetlerinin dinlenmesiyle, Efendimizin sohbetlerinden onun başının üzerine gelen feyz nuru dinleyenlerin kalplerine ulaştırır. Bu gerçekten o kişiyi ilim, irfan, hikmetin sahibi kılar. Öyleyse her halükarda benim size tavsiye edeceğim Efendimizin sohbetlerini çok dinlemek. Muhakkak ki burada size kazandırdığı bir takım iç dünyanızda vasıflar, pozitif vasıflar var. Onunla da Allah yolunda hizmet etmek. Yaratılış gayemiz Allah için olursak, olduğumuz için o zaman kesinlikle yaratılış gayemize uygun bir hayatı yaşamak istiyorsak bu yolda çok hizmet etmemiz lazım. Bu da ancak ruhun talebine uyarak Allah yolunda tebliğ ve herkesin mutluluğu için çalışmak. Yunus diyor ki gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.
Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Demek ki mutlu olmanın bütünü sevmek ve sevilmektir. Mutlaka seveceğiz ve mutlaka sevileceğiz. Sevenler kimler, sevilenler kimler? Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi, öyle Allah'ın kulları var ki onlar Allah'ın kullarını Allah'a sevdirirler. Allah'ın kullarını Allah'a sevdirirler. İşte birinci sevenler, onlar Allah'ı sevenlerdir. Ve Allah'a da kulları sevdirirler. Onlar da sevilenlerdir. Birisi mutluluğun esası Allah'ı sevmek ve kesinlikle Allah tarafından sevilmektir. Sevmek ve sevilmek mutluluğu mutlaka oluşturur. İşte bize de düşen, sevmek ve sevilenlerden olmak istiyorsak, Efendimizin sohbetlerini dinlemek, o yolda hizmet etmek ve zikir artışıyla asli hedeflerimize ulaşmak söz konusu. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Antalya'dan Fatma Tepe. Muhterem hocam, ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Sebe suresinin 11. ve Nur suresinin 21. ayetini açıklar mısınız? Bu iki ayet arasında bir ilişki var mı? Nur 21 ve Sebe 11. 11. Nur 21'de ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Her şeyden evvel şeytanın adımlarına tabi olanlar var, kalpten ulaşmayı dilemeyenlerdir. Men yetebi hututu şeytan, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ulaşmayı dilemezse, fe ennehu ya'murun bel fuhşai vel münker, şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ve levla fadullahi aleykum ve rahmetuhu, ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzeriniz olmasa, ma zeka minkum min ahadin ebeden. Allah'ın fazlı ve rahmeti neyle kalbimize ulaşıyor? Mürşide tabiyetle. Yani ne demiş oluyor Allah Teala? Mürşide tabiyetiniz yoksa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Lakin Allah yüzekki men yeşav. Lakin Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Kimin nefsini tezkiye eder? Allah Teala mürşidine tabi olanları. Sebe 11. Bedeni örten uzun geniş zırhlar yap ve onu örgü iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Şimdi Nur 21 ile Sebe 11 arasındaki muhteva, salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın noktasında bir ortak özellik söz konusu. Şeytanın adımlarına uymayın. O sapaçık bir düşman. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, Allah'ın rahmeti fazla olmasaydı, içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Allah'ın rahmetinin ve fazlının kalbimize girdiği nokta mürşide tabiyetle. Kimdir salih amel işleyen kişi? Mine mürşide tabi olanlar. Dolayısıyla iki ayet-i kerime arasında bir ilişki söylenebilir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İki ayet Sebe suresinin 9. ayet-i kerimesinden başlayalım bakalım ne gösteriyor. Sebe 9. Sebe 9, 10, 11. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Veya gökten onların üzerine bir parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münip olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayetler var. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآيَةً لِكُلِّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ Abdülmünib, Allah'a ulaşmayı dileyen kullar.
Sebeun وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَ الْفَدْلِ Biz Davud Aleyhisselam'a fazl vermiştik. يَا جِبَالُ اَوْبِ مَعَهُمْ وَالْتَيْرِ Yani biz bir fazl vermiştik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar onunla beraber bana yönelin. Ey kuşlar siz de. Biz de ona demiri yumuşattık. Yani Davud Aleyhisselam tesbihte. Ama nasıl bir tesbihte? İlahi iradeyi tesbihte. Ve dağların da onunla birlikte zikrettiğini söylemiş oluyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz muhterem hocam, kalbimizdeki nurların hızlı bir şekilde dolması için ve fizik beden teslimi için ekstra neler yapabiliriz? Hizmetlere çok üst seviyede bir iştiyak ile sarılmamız lazım. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimede açıkça ifade ediyor. Muhammed dedi de يَا وَيَلَّذِينَ آمَنُونَ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصَرَكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Allah-u Teala eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Hazreti İsa Aleyhisselam Ali İmran Suresinin 51 ve 52. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. اَنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona kul olun, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ve anlıyoruz ki bu havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Tabi olunca da sırat-ı müstakimdeler. Ve Ali İmran 52'de Hazreti İsa Aleyhisselam فَلَمَا أَخْسَ اِنْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ Onlardan küfrü hissedince قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Kendisine tabi olup sırat-ı müstakim olana diyor ki Allah yolunda benim yardımcılarım Ensarullah kimdir? قَالَ الْحَوَارِيُنَا نَحْنُ اَنْسَارِ اللّٰهِ Allah'ın yardımcıları biziz. اَمَنَتْ بِاللّٰهِ فَشَدْ بِيْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ İşte Allah'ın yardımcıları kimler? Allah'ın yardımcıları tıpkı Hazreti İsa gibi Allah'a davet edenler. Muhammed dedi de eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah'a yardım, Allah'a daveti. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam zaten Allah'a davet ediyor ve onlar da Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte Allah'a davet etseler Allah'a yardım etmiş oluyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz muhterem hocam, kıraat ve ötesi sadece Resul tarafından mı yapılıyor yoksa herkes yapabilir mi? Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın tamamı, yani Kur'an'ın bütünü Vel Asr suresinde var. Vel Asr suresi 3 ayetten oluşuyor. Ama Kur'an'ın bütünü tek bir ayette var mı diye sual tevcih edilirse biz Bakara 151'i örnek gösterebiliriz. Bakara 151'e baktığımız zaman كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Şimdi ayetlerin tilaveti bir. Nefs tezkiyesi iki. Kitabın öğretilmesi üç. Hikmetin öğretilmesi dört. Ve hikmetin ötesinin öğretilmesi beş. Evet. Bunlar hep Kur'an'ın tamamını oluşturuyor. Ama dinimizin iki kaynağı vardı. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul. İşte Allah'ın kitabı bu beş muhtevayı ifade ediyor. Buna Resul'ü de eklersek, ki Resul'e ulaşmak için de Allah'a ulaşma dileği ve Resul'e tabiyet, o zaman yedi oluyor. İşte bu bir bütünü ifade ediyor. Dolayısıyla Resulsüz bir Kur'an-ı Kerim'i öğrenip yaşamak mümkün değil. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemeden Resul yoksa olmuyorsa, Resul yoksa da Kur'an yoktur. Öyleyse Allah'a ulaşma dileğiyle biz Resul'e ulaşıyoruz. Resul'le de biz Kur'an'ın bütününü öğreniyor ve hayatımıza tatbik ediyoruz. Bakara 151 dinin tamamını, kitabın tamamını oluşturuyor.
Ama burada Resul olmadan kesinlikle ne ayetler, ne nefs tezkiyesi, ne kitabın öğretilmesi, ne hikmetin öğretilmesi, ne hikmetin ötesinin öğretilmesi mümkün değil. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, bize ulaşan çok sayıda dua talepleri var inşallah. Ve yine geldik bir programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranları başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı, Allah'ın selavatı, Allah'ın bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun muhterem Efendimizin himmetiyle. Tabii ki Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun inşallah muhterem hocam. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler.